Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nden Profesör Doktor Sayın Pınar Ege. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ve izleyicilerimiz, bizler, Profesör Doktor Sayın Pınar Ege kimdir? Sizin dilinizden tanımak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben dil ve konuşma bozuklukları uzmanıyım. Bu mesleğin Türkiye'deki unvanı şimdi dil ve konuşma terapistliği oldu. O daha spesifik terapiye yönelik bir unvan ama tabii bu alanda çalışanlar araştırma yapıyorlar. Hani ille terapi de yapmaları gerekmiyor. Öğretim üyeleri olarak devlette veya özel kurumlarda yer alıyorlar. Dolayısıyla alan oldukça geniş ama tabii terapistlik, dil ve konuşma terapistliği meslek unvanı olarak mevzuatımızda yer aldı. Evet. Onun ötesinde kendimi tanıtmamı istemiştiniz. Ben uzun yıllar Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisti olarak ve bu konuda dil ve konuşma gelişimi ve dil ve konuşma bozuklukları alanında yıllarca görev yaptım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bu alanın ilk defa bölüm olarak açılmasına büyük katkılar yaptım. Emekli olduktan sonra da Andikom Dil ve Konuşma Merkezi'ni öğrencilerimle birlikte bir klinik olarak, dil ve konuşma bozuklukları kliniği olarak açtık. Bu mesleğin tabii o zaman eğitimi yoktu. Ben ve bu mesleği Türkiye'de başlatan birkaç arkadaşımız, şu anda hepsi öğretim üyesi olarak görev yapıyorlar. Hepimiz yurt dışında bu eğitimleri aldık. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisansım, doktoram, hepsini orada tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndük ve bu alanı burada kurmak için çaba sarf ettik. Evet. Şimdi biraz da Andikom'u tanıyabilir miyiz? Evet. Andikom ne zaman kuruldu ve şu an itibariyle kaç kişilik bir ekiple hayatına devam etmekte verilen hizmetler? Evet. Andikom, Ankara Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin kısaltılmış olarak ama biz Andikom diye kısaca o şekilde söylüyoruz. 3 yıl önce falan kurduk. Ben emekli olmaya niyetlendiğim zaman kurduk ve emekli olduktan sonra da katıldım. Şu anda ben 3 terapistimiz daha ve bir de sekreterimiz var. Küçük bir grup olarak hizmet vermeye çalışıyoruz Ankara'da. Özel bir kurumuz. Daha sonra herhalde bunları konuşacağız. Evet. Devlet katkısı olmuyor maalesef özel kurumlara. Onları evet. İleride herhalde ele alacağız. Evet, sohbetimiz içerisinde evet. Mutlak surette konuşacağız. Evet, dil ve konuşma bozuklukları nedir? Evet. Evet, dil ve konuşma bozuklukları aslında biz bunu iletişim bozuklukları çerçevesi içinde ele alıyoruz ve öğrencilere de konuyu anlatmaya başlarken iletişim bozuklukları çerçevesinden işe giriyoruz. Çünkü iletişim dediğiniz zaman bu işin karşılıklılık tarafını vurgulamış oluyorsunuz. Yani konuşabilirsiniz, 5 tane de dil biliyor olabilirsiniz. Ama burada karşınızda bunu anlayan ve mesajı doğru yorumlayan ve size de doğru yanıtı verebilen birisi lazım. Dolayısıyla dil ve konuşma dendiği zaman iletişim çerçevesi içinde ele almak lazım. İletişimin altında biz dil ve konuşma olarak da ikiye ayırıyoruz. Dil dediğimiz zaman içinde bulunulan dilin veya başka dillerin, aynı anda çocuklar birkaç dil öğrenebiliyorlar, kurallarını öğrenmek kapasitesi ve becerisi demek. Yani bir insan hiç konuşmadan da bir dili işitebilir, okuyabilir, anlayabilir. Hiç bir şey söylemeden dahi. Dolayısıyla o kurallar bilgisi varsa zihninde, öğrenmişse konuşma olmadan, şimdi daha ileride yine konuşuruz, bazı kişiler var konuşma becerilerini yitiriyorlar. Örneğin felç geçiriyorlar yahut bir kafa travması geçiriyorlar. Ve nörolojik olarak etkileniyorlar, konuşamıyorlar ama onlar sizin her dediğinizi anlıyorlar, kitaplarını güzelce okuyorlar, hatta yazabiliyorlar eğer ellerinde bir tutulum yoksa. Dolayısıyla dil bu bilgilerden oluşur ama konuşma dediğimiz zaman, konuşma bu kurgulanan dilin
konuşma organlarını kullanarak, kaslarımızı kullanarak, dudaklarımızı, dilimizi, damağımızı ve hatta ciğerlerimizi nefes almamız lazım bunun için çünkü. Bunları koordine ederek işitebilir, işitilebilir hale getirmek demek. Eğer konuşma dilinden bahsediyorsak, bir de işaret dili var, görülebilir hale getirmek diye de bir şey var ama bu bizim konumuz dışında herhalde. Dolayısıyla bu becerilerin top özet olarak nedir dediğimiz zaman, bu becerilerin edinilmesinde ve uygulanmasında herhangi bir bozukluk olduğu durumunda dil ve konuşma bozuklukları var diyoruz. Bunu açarız zaman evet. için. Evet, açalım lütfen. Ne gibi bozuklukları kapsar? Mesela dil dendiği zaman, şimdi bir kere çocukluktan yani bir ömür boyu, yaşlılığa kadar yaş ranjını kapsıyor bu alan. Örneğin yutma güçlüğü çeken küçük çocuklar yahut daha ileride dil edinmede zorluklar yaşayan, dil edinmesi geciken çocuklar buna dahil. Daha ileri yaşlarda yine veya orta yaşlarda bir kafa travması geçirip kurşun yarası, bir tümör, çeşitli nedenlerle yani veya bir felç durumu, yani beyin kanaması ya tıkanması, felç durumunda dil yitimi yaşayan yaşlılar veya herhangi yaştaki kişiler yine dil içine giriyor. Yani dil demek sadece çocuk demek değil, onu söylemeye çalışıyorum. Konuşma dediğiniz zaman kekemelik çok yaygın ve suistimale uğrayan bir konu Türkiye'de. Ses bozuklukları, örneğin kulak burun boğazcı dedi ki size sesinizde nodül var. Yahut bu geçirdiğiniz felç sonucu ses tellerinizde kısmi veya total felç oldu. Yahut yarık damak dudak gibi çocukların bir takım organik bozuklukları, sesleri söyleyememe sorunları yine bu nedenlerle yahut dişlerin yapısı veya başka organik nedenlerle konuşma diye onları adlandırıyoruz. Yani o dil bilgisi olduğu halde onu işitebilir hale getirmede yaşanan zorluklar konuşmayı oluşturuyor. Dil dediğimiz zaman da dili de çok yönlü inceliyoruz. Yani dil bir tane dil değil. Dili de 5 ayrı bölümde inceliyoruz. Çok kısaca söyleyeceğim. Konuşmadaki seslerin öğrenilmesi. Bazı çocuklar bunu öğrenmede zorlanıyorlar. Ses hataları yapıyorlar. Bir sesin yerine yanlış başka sesler koyuyorlar. Veya bu sesleri öğrenme veya sıraya koyma, sözcük oluşturma becerileri çok geri kalıyor. Sesler. Takıları arka arkaya dizebilme ve o sözcükleri oluşturabilme, sözcükleri yan yana dizebilme ve cümleleri oluşturabilme, anlam kazanabilme, yani sözcük dağarcığının yeterli veya yetersiz olması, bakın 4 oldu. Bir de bütün bu bilgileri sosyal olarak uyumlu, doğru biçimde, yerinde kullanabilme becerisi ki bazı bozukluklarda bunların biri veya birden fazlası bozuk olabiliyor. Dolayısıyla dil deyip de geçmeyin. O da çok kapsamlı bir kavram. Evet, kesinlikle öyle. Peki, bütün bu bozuklukların tedavisi mümkün müdür? Şimdi bazılarının tümüyle evet. Bazılarının kısmi fayda sağlansa ve hayat kalitesi, örneğin bir beyin travması. Bir beyin mesela çocuklarda hemen hemen evet. Ama bir beyin travması, tabii bir beyin travması çocuk da olsa, orta yaşlı da olsa, genç de yaşlı da olsa beyin hasarının kapsamıyla çok ilgili, kişinin yaşıyla çok ilgili. Örneğin bir genç kişi de düzelme çok daha hızlı ve tam oluyor. Evet. Ama yaş ilerledikçe, beyin elastikiyeti kayboldukça yeniden öğrenme biraz daha külfetli olabiliyor. Dolayısıyla bazı bozukluklarda kısmi fayda, bazılarında evet tümüyle ortadan kaldırma biçiminde ama mutlaka bir fayda sağlanıyor. Evet. Öyleyse tedavisi mümkün olan... Tedavisi mümkün. Tedaviden ne anladığınıza bakıyor tabii. Eğer tedavi işte birkaç ilaç verelim geçsin şeklinde düşünüyorsanız bu tabii öyle bir şey değil. Bu karşılıklı olan bir şey. Yani karşıdaki vakanın, hasta demiyoruz biz çünkü onlar doktorların koyduğu tanılar. Ama bize gelen danışanlarımız...
ne bekliyorlar biraz onunla ilgili. Bir de ne kadar çaba gösteriyorlar, ne kadar çalışıyorlar, aileden ne kadar destek alıyorlar. Dolayısıyla iyileşme tedavi de çok yönlü. Yani bir tek biz bir mucize yaratıyoruz, hemen iyileşme oluyor değil. Bu söylediğim aile desteği, kişinin motivasyonu, bunlar da iyileşmede çok önemli faktörler. Evet. Peki, diğer meslek mensupları bu bozukluklarla ilgili ne gibi katkılarda bulunabilirler ya da bulunuyorlar mı? Gayet tabii. Bir kere dil ve konuşma bozuklukları alanı bizim eklektik dediğimiz, yani multidisipliner bir alan. Örneğin tıpla ilgili, çünkü bütün bu konuşma mekanizmasının öğrenciler anatomisini, fizyolojisini çok iyi bilmek durumundalar. Kişiyi ele aldığınız zaman o kişinin psikolojisi önemli, o kişinin ailesi, sosyal ortamı çok önemli. Eğitim kavramlarını bilmek gerekiyor, öğretim kavramlarını ve yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani örneğin bir kekemelik tedavi etme yönteminin dışında bir de eğitimle ilgili temel kavramları içselleştirmiş olması gerekiyor bu meslek alanlarının. Dolayısıyla şimdi bu işin içinde o zaman psikologlar var, fizyolojiyle uğraşanlar var, doktorlar var, özel eğitimciler var ve birçok meslekten kişiler var. Dil bilimciler var, çünkü dil bilim bilmezseniz dille ilgili sorunları anlamanız mümkün değil. Dolayısıyla bu alan multidisipliner bir alan. Şancılar var. Mesela ses bozukluklarıyla ilgileniyoruz. Ses bozuklukları da bir sokaktan, sokaktaki vatandaş diyoruz biz. Yani profesyonel ses kullanıcısı olmayanlar var. Onlarla tedavi yöntemleri farklı. Ama bir de profesyonel ses kullanıcısı, yani şancılar yahut pazarcılar, yani seslerini kullanarak hayatlarını öğretmenler, bunlar mesela. Evet, evet. Tam onu soracaktım. Aslında sınıf öğretmenlerimizde, evet. Yani branş öğretmenlerimiz haricinde sınıf öğretmenlerimizde böyle bir eğitimi almalı mı? Çünkü çocuklarımızda zaman zaman aileler bu tür bozuklukları çok net olarak tespit edemiyorlar ya da fark edemiyorlar. Şimdi aslında konuya şuradan girdik. Hangi meslek uzmanları hani sizinle bağlantılı? Şimdi şancıya ben şuradan geldim. Yani eğer sesini profesyonel olarak kullanıyorsa, hele hele şarkı söyleyerek kullanıyorsa, dolayısıyla şarkı söyleme yöntemlerini de dil ve konuşma terapistinin bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o dediğiniz soruya geleceğim şimdi. Demek ki pek çok meslekten elemanla, işbirliğiyle bu işler götürülüyor. Ama onlar destek elemanları oluyor. Mesela bazı meslek, bazı bozukluklar var. Örneğin ses bozuklukları. Bir kulak burun boğaz uzmanı onları görmeden biz hiç ellemeyiz. Yani bize direkt geldiyse mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanını görmesi gerekir kişinin diye düşünüyoruz. Dolayısıyla olmazsa olmaz bazı işbirliği yapılan meslek elemanları var. Ama mesela bir kekemenin hiçbir yere gitmesi gerekmiyor. Eğer biz onu mesela bir takım patolojik bir ruh durumu sezersek veya şüphelenirsek biz zaten psikiyatra veya psikoloğa yolluyoruz. Dolayısıyla çok anlatabildiğim herhalde çok yaygın bir alan. Evet. Yani çok farklı meslek gruplarıyla zaman zaman işbirliği yapmak gerekiyor. Evet. Gerçekten de son derece yaygın bir alan. Evet, çok kapsamlı, geniş kapsamlı olan bir alan. Peki, başka yani farklı engelli kişilerde de katkılarınız oluyor mu? Evet, tabii. Yani şimdi bir dil ve konuşma bozukluğu olan, sadece dil ve konuşma bozukluğu olan, başka bir durumu olmayan yahut başka bir engeli olmayan danışanlar var, kişiler var. Ama bir de örneğin otizmli, zihin engelli, işitme engelli veyahut serebral palsi gibi nörolojik bozukluğu olan kişilerde de dil ve veya konuşma bozuklukları eşlik ediyorlar. Dolayısıyla bütün bu engel gruplarının da genel eğitimleriyle biz uğraşmıyoruz. Mesela işitme engelliler öğretmenleri var, özel eğitimciler var, otizmde uzmanlaşan elemanlar var. Ama onlara ek olarak, eğer dil becerilerinde ek olarak bir gerilik söz konusuysa,
Dolayısıyla o zaman da bize başvurma. Dolayısıyla bunu kestirmek çok zor. Ben onu söylemek istiyorum. Hani bu tip yakınları olanlara. Hani benim çocuğumda zaten bir engel var. Pek çok gelişim alanında, gerilik motor alanda, zihin alanında veya iletişim alanında gerilikler var. Dil bozukluğu vardır veya yoktur. Veya konuşma bozukluğu vardır veya yoktur diye varsaymamak lazım. Mutlaka bir dil ve konuşma terapistinin onu değerlendirmesi lazım. Mesela çocuğun zihni, zihinsel gelişimi, genel gelişimi belli bir düzeydeyse bakıyoruz dil gelişimi de aynı düzeyde. O zaman ek dil ve konuşma terapisi almasına gerek yok. Ama genel gelişiminin altında bir dil ve konuşma gelişimi varsa o zaman ek olarak dil ve konuşma terapisine gelmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bunu da veliler bakarak anlayamıyorlar yahut başka uzmanlar bizlerin değerlendirmesi uygun oluyor o zaman. Evet. Peki en sık karşılaşmış olduğunuz konuşma bozuklukları çeşidi hangisi oluyor? Vallahi hangisi oluyor? Hepsi oluyor. Şimdi en çok yaygın olan mesela çocuklarda dil gelişiminin yetersiz olması. Çok yaygın olarak sesleri söylemede hatalar. Şimdi sesleri söylemede hataları yine işte büyüyünce geçer deniyor. Yahut dil gelişimi biraz arkadan ne olacak kim konuşmamış yani vakti gelir yakalar. Dert etme deniyor ama o çocuklar okula vardıkları zaman bu sefer okul becerileri yani dil ve konuşma açısından okul becerileri de yetersiz oluyor. Bu sefer disleksi tanısı alıyorlar. Okumayı yazmayı öğrenemedi diyorlar. Okuma yazmayı öğrenmek çok büyük ölçüde dil gelişiminin okula varıldığında uygun düzeyde olmasıyla alakalı. Eğer geri ise okula vardığında başarısız oluyor. Ve çocuk hele hele ben bunu çok önemsiyorum. Okula bir kere yanlış ayakla başlarsa bir çocuk hani tembel diye mimlenir yahut dikkatsiz, dikkatini hiç ilgilenmiyor denir veya başarısız olarak etiketlenirse onun okuma hayatı, eğitim hayatı hep o şekilde gidiyor. Yakalaması zor oluyor. Halbuki bunu vaktiyle önlem alınırsa, önlem alınırken çocuk bir sene geride bıraktırılsa bile çok büyük sorunlar çözülmüş oluyor ve çocuklar doğru ayakla okula başlamış oluyor. Dolayısıyla bütün bunlardan şüpheleniliyorsa bir kere gidip konuşmak lazım dil ve konuşma uzmanıyla. Evet, gerçekten de öyle. Peki bu bozuklukların tedavisi için kime gitmemiz gerekiyor? Çok önemli bir soru bu. Şimdi biraz Türkiye'mizde bu denetimler yeterli yapılmıyor. Gidilmesi gereken kişi dil ve konuşma bozuklukları uzmanı dil ve konuşma terapisti olmalı. Şimdi bunu Amerika'da dil ve konuşma patoloğu diyorlar. Avrupa'nın pek çok yerinde logoped veya foniatrist diyorlar. Farklı isimler var ama Avrupa Birliği'ne biz dahiliz bu konuda. Biz bizim derneğimizi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'ni ki ben yıllarca kurucu ve daha sonraki yıllarda başkanlığını yaptım geçen seneye kadar. Avrupa Birliği'ne soktuk. Yani bir Türkiye'den evvel biz Avrupa Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği şemsiyesi altına biz girmiş durumdayız. Toplantılarına katılıyoruz. Dolayısıyla onların normları var. Nasıl eğitim alınır, nasıl terapi yapılır ve biz o normlara uygun olarak eğitimlerini, hem çocukların, gençlerin eğitimlerini hem de terapilerimizi ona göre yapıyoruz. Dolayısıyla ismi ne olursa olsun, logoped olur, foniatrist olur, patolog olur ya terapist olur, uygun eğitimi almış kişilere görünmeleri önemli. Yoksa piyasada her türlü suistimal var. Hiç bu eğitimi almadan ben şöyle gözledim, hatta bazen biriktiriyorum hani bir gün gelir bir şey yapılır bu konuda diye. Emekli sınıf öğretmeni ilan yazmış. Yani emekli sınıf öğretmeni her yere de ilanı veriyor. Gelin diyor kekemelik tedavi. Halbuki o kadar zordu ki kekemeliğin tedavi. Çok iyi bilmek gerekiyor. Hani bunların nasıl denetlenecek? Daha sonra biraz Türkiye'de ne oluyor onu da konuşalım isterseniz. Evet, peki eğitim. Evet. Almaları gerekli dediniz. Ne gibi eğitimler alıyor bu kişiler ve ünvanları ne oluyor genellikle? Evet, işte onu biraz cevapladık şimdi galiba. Hı hı.
Dil ve konuşma terapisti, patoloğu, logoped falan gibi ünvanlar olabiliyor. Evet. Fakat bu 4 yıllık, mesela Amerika'da 4 artı 2'dir. Yani çocuk evet. 4 yıllık eğitimini alır, lisans eğitimini, üstüne 2 yılda yüksek lisans yapar. Ondan sonra bu mesleği edinmiş, kabul edilir. Biz yakın zamana kadar yüksek lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi'nde ilk açılan programda yüksek lisans programı olarak götürdük bu işi. Ama yüksek lisans diye girdiler, hep 4 sene okudular. Çünkü önce lisans tamamlama, eksiklerini lisanstan tamamladılar. Sonra meslek derslerini aldılar. Sonra klinik, çok önemli. Uygun klinik eğitimden geçmiş olmak çok önemli. Biz onun için tamamen Avrupa ve Amerika standartlarında eğitim veriyoruz. Yüzlerce saat, 400-500 saat çocuklar pratik yapıyorlar bütün bu çeşitli alanlarda. Şimdi onun için hani ünvana bakıldığı kadar kim nerede eğitim almış diye de danışanlar sormaları gerekiyor bence. Ben bunu her yapıyorum diyene 10 günde kekemeliğe son diye bir şeyler var ortalıkta. Mesela öyle bir şey mümkün değil. Evet, peki... dil ve konuşma bozuklukları alanı hangi yaş grubunu kapsamakta? Gerçi başta da konuştuk. Evet, olabilir çeşitli nedenlerden evet, dolayı. Evet, hangi yaş grubunu konuştuk, doğru. Doğumdan ömrün sonuna kadar dil veya konuşma bozukluğu çeken herkes bu alana dahil oluyorlar. Ama çoğunlukla ne oluyor diye sordunuz siz. Kimler evet. Biraz önce sordunuz. Evet. Çocuklar demiştim. Oradan çok konu yaygın olduğu için biraz dağılabiliyor. Çocuklar demiştim. Özellikle dilin seslerini söylemekte zorlanabiliyorlar. Gecikmiş konuşma. Bunlar çoğunlukta. Örneğin yutma bozuklukları biraz daha az karşımıza çıkıyor. Çok spesifik bir bozukluk çünkü. Ama kekemelik inanılmaz yaygın ve maalesef bunu buradan söylemek durumundayım. Ailelerimiz bekle geçer, biraz okul yaşına gelsin, düzelir diye beklettiriliyorlar. Bekliyorlar değil de onlar soruyorlar sağa sola ama beklettiriliyorlar. Bu doğru bir şey değil. En ufak bir şüphe. Çünkü bu konuda da şunu söyleyeyim. Çocuklar 2 yaşından sonra konuşmaya başladıkları zaman doğal tekrarlar yapabilirler dili ilk öğrendikleri zaman. Bu ne zaman doğaldır? Neresi, nerede sorun haline geliyor? Bunu bekle geçerle geçiştirmemek lazım. Çünkü bu çizgiyi bilemez. Ne ailelerimiz bilir ne hekim arkadaşlarımız bilir. Hani konunun uzmanı olmayanlar bilemez. Oysa şüphe olduğu zaman mutlaka bir dil ve konuşma terapistine görünmek gerekiyor. Bekle en kötü şey yapılabilir. Çünkü çok mesela küçük yaşlarda çocuğu tedaviye almasak bile aileyi doğru tavsiyeleri, önerileri yapmakla çocuğun çevresini düzenlemek diyoruz biz. Bu sorun ortadan kalkabiliyor. Yani çocuğunuza, küçücük çocuğunuza bir şey yapılması bile gerekmiyor. Çevre düzenlemesi, aileyi eğitmekle bile o da terapi. Yani aileyle ilgilenmekle o da terapi. Dolayısıyla terapinin çok çeşitli yönleri var. Çok çeşitli terapiler var. Farklı yöntemler var. Bunları yaşa göre, kişinin hastalığının şiddetine göre, kişilik özelliklerine göre, kekemelikte de diğerlerinde de kişilik özelliklerine göre hepsini inceleyerek karar vermek lazım. Dolayısıyla konunun uzmanı olmayan kişiler bazen hani bir kere yasal değil hani yapmaları. Ama bir de yarım yamalak kulaktan dolma bilgilerle bu iş yapıyorlar. İzninizle bir şunu ekleyeyim. Tabii lütfen. Özellikle bu kekemelik konusunda çok suistimal var. Kekemelik o kadar çok yönlü bir bozukluk diyeyim veya durum diyeyim. Ve çok yönüyle ele alınması gerekiyor ki temin söylediğim gibi örneğin kişinin motor becerilerine bakılır, kişinin dil gelişimine bakılır, kişinin kişilik özelliklerine bakılır. Temin dediğim gibi aile, çevre neler, ailenin beklentileri nelerdir, çocuğun kişiliğiyle uyumlu beklentiler söz konusu mu? Yani o kadar çok yönüyle incelenir ve o çocuk, o yaş grubu, o kişilik için uygun yöntem seçilir. Uzman olmayan birinin bu kadar ayrıntılı düşünmesi ve doğru yapması, sırf bir tane bir bozukluktan bahsediyorum, kekemelikten zor.
Evet. Bir bütün olarak ele alınmalı aile, kişi, çevre ve kişi. Çok doğru söylediniz. Kişi bütün olarak ele alınmalı. Bir tane işte ben şu yöntemi biliyorum. Her önüme gelene o yöntemi uygularım. Yok böyle bir şey. Evet. Olmamalı. Peki. En önemlisi de şu olsa gerek, şu soru olsa gerek. Bu meslek grubunda bulunanların Türkiye'deki durumu nedir? Gelişmekte olan bir alan. Şimdi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden bahsettim. Ama mesela daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde dil ve konuşma bozukları bölümü açıldı. Özel üniversitelerde ve öncelikle olarak o şekilde herhalde bitirelim. Lisans, yüksek lisans programı diye başladık demiştim. 2 veya 3 sene önce lisans programları artık başlatıldı. Şimdi önümüzdeki sene ilk 4 senelerini bitirip mezun oluyorlar. Özel üniversitelerde açıldı. Medipol Üniversitesi'nde benim bildiğim dil ve konuşma terapistliği var. Brunei Üniversitesi'nde sanıyorum yeni açıldı. Dolayısıyla şimdi durumu dediğiniz zaman eskiden çok daha kısıtlıydı. Böyle sayıyla gösteriliyordu. Ama şimdi sayılar artacak. Ancak ne kadar artsa da çok yıllar geçmesi lazım bütün gereksinimlerin karşılanması için. Onun için suistimal var zaten. Onun için herkes hani bu işten ekmek yemeye çalışıyor. Ama hastalara, vakalara, gençlere, yaşlılara zararları oluyor. Halkımıza zararları oluyor. Onun için burada iş biraz hani devletten evet. beklemek yerine kişilerin iyi araştırarak, seçerek gitmeleri uygun olur dil ve konuşma terapistine. Peki, nerelerde hizmet verebilirler evet, bu kişiler? Ve en önemli sorulardan bir tanesi de devlet herhangi bir şekilde destek oluyor mu, ödeme yapıyor mu? Evet. Şimdi bu da çok güzel bir soru. Mezunlar kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Bizimki gibi, Andikom gibi özel bir kurum. Şimdi yasa çıktı. Nisan 2011 sanıyorum. Dil ve konuşma terapistliği yasası çıktı ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak yani Sağlık Bakanlığı çıkardı bu yasayı. Dolayısıyla dil ve konuşma terapistleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Sağlık Bakanlığı ancak özel kurumlara ödeme yapmıyor. Daha mevzuat oraya gelmedi. Sanırım zamanla bütün bunlar hallolacak. Ama şu anda mesela bizimki gibi, Andikom gibi özel kurumlara Sağlık Bakanlığı ödeme yapmıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde bir dil ve konuşma bozukluğu bozukluğu uzmanı istihdam edilmiş ise oralarda ücretsiz hizmet alabilir halkımız. Ama bunlar da sınırlı tabii. Yani o kadroları da Sağlık Bakanlığı şimdi 2011'den bahsediyorum. 4-5 evet. senedir. Dolayısıyla yavaş yavaş farklı üniversitelerde kadrolar, hastanelerde kadrolar açılıyor. Hastanelerde, özel kurumlarda hizmet alabilirler. Bir de özel eğitim kurumları var. Hani özel eğitim kurumu, onlar milli eğitime bağlı. Özel eğitim kurumları daha dil ve konuşma terapisti istihdam ediliyorsa o zaman Milli Eğitim Bakanlığı ödeme yapıyor onlara. Yani tek ödeme yapan aslında yapılan yer özel eğitim kurumları. Devlet onun dışında kendi bünyesinde çalışanlara tabii ki onlara başvurursanız ödemesini yapıyor ama özel kurumlara Sağlık Bakanlığı henüz ödeme yapmıyor. Öyle bir durum var maalesef. Bekliyoruz her şey sırayla. Ona da sıra gelecek diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz. Ve bu kıymetli konu üzerine vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgilendiğiniz için. Çünkü açıklığa kavuşması gereken bir konu. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nden Profesör Doktor Sayın Pınar Ege'yi ağırladık. Hoşçakalın.